Zeynep abla git. Sabah sabah başımızı tutayım hadi. Sende var mı? Kaldırılacağını inanamıyoruz hala. İnanmak da istemiyoruz zaten. Yani bu kalkmaz. İmamoğlu Sayın Başkanımız kaldıracağını tahmin etmiyorum. Çünkü Eminönü'ne geldiği zaman halkın gelecek yeri ya balık ekmektir akla gelen, mısır çarşısıdır, yeni camidir. Bu eski tarihi şeyi kaldırmazlar. Biz buna inanıyoruz. Siz de 40 senedir buradasınız sanırım. 44 senedir bitti. Şu anda 44 senem. Babadan oğula geçer mi? Babam, dayım, dedem. Yani Allah rahmet eylesin. Tabii vesile bak şu anda da kendi çocuğumu da yetiştiriyorum. 23 yaşında askerden gelmiş çocuğum da var. Allah'tan rızkı veren Allah'tır. İnşallah bir şey olmaz. Ekmeğimizi yeriz. Yani yüzlerce kişi burada ekmek yiyor. Sayın Başkanımızdan bunu bekleriz. Tabii iddianamemiz geldi. Bir hafta oldu. Yani geldi de ayın 1'ine kadar müddet verildi. Polis gücüne. Gerçi biz şuna inanıyoruz. Hiçbir zaman burada biz zorlu çıkarmadık. Hiçbir gerek yok yani aslında. Polis gücüne de gerek yok. Biz milliyetçiyseniz. Bir hafta oldu geleli. Ayın 1'ine kadar müddetimiz var iknamede. Eğer çıkmazsa polis gücünle kaldırılacağı diye yazıyor. Ama tabii bunları biz gerek yok. Bugüne kadar kaçıncı kalktık, tekrar geldik ve yani biz milliyetçiyseniz biz gerek bulmuyoruz polisin gelmesine de. Eyvallah. Yaklaşık 150 kişi çalışan var 3 teknemizde. Tabii sadece 150 ile bitmiyor. Bunun dışarıdan aldığımız kişiler mesela 400'ü buluyor diyebilirim. Ekmekçisi var, kağıtçısı var, soğancısı var, kıvırcıkçısı. Yani 400 kişiyi buluyor. Tabii ki bu 150 kişi dediğim kişi aslanın her birinin 3 tane, 4 tane, 5 tane çocuğu var. Yani hakikaten isteriz yani buranın böyle devamını etmesini. Yani 4 kişi diyoruz. 4 kişi yani burada hepsinde çoluğu çocuğu var. Atıyorum diyeyim 600-700 kişi olur çoluğu çocuğunla. Yani büyük bir bebaili olur bu. Buranın kalkması Sayın Başkanımız duysun yani bunu da. Tamam mısınız? Haydi. Ya bir kağıt versene şuradan bana. Ya diyorum ben bile yani 20 yılda geçti yani sanırım 25 yıldır ben balıkçılık yapıyorum. Daha önce yukarıdaydık. Bir kez orada bizi kapattılar aynı bu şekil. 2003-2004'te. 3 sene bayağı bir harap olduk. Sonra bir şekilde işte burası açıldı. 12 yıldır buradayım. Bu sefer de burada çıktı böyle bir olay. Huzursuzuz en azından yani. Huzurumuz kaçtı kaç gündür. Düşünüyoruz ne yapacağız, ne edeceğiz. İnsanlar da nasıl tepki alıyorsunuz duyanlar? Ya tepki duyanlar üzülüyor tabii. Onlar üzülüyorsa biz ne kadar üzülmeliyiz anlayın. Biz de üzülüyoruz. Bu kısa bir zaman değil. Epey bir zamandır çalışıyoruz. Düzenimizi de kurduk. Yani diyecek fazla bir şey yok. İnşallah birileri bir el atar. İşlerimiz düzelir. Tek temennimiz bu. Haliyle memnun değiliz. Yani zor durumdayız. Evli barklı abilerimiz var. Hani ev geçindiriyorlar. Hani zor durumdayız şu anda. Hani büyük mevkilerde abilerimiz var. İlgilenirse bu konuyla hakkında çok memnun oluruz. Yani üzgün durumdayız. Hani böyle bir şey olacağını biz de hani inanmıyorduk. Olmaz zannediyorduk ama varmış, gerçek olmuş. Yani şu anda 1 Kasım'ı bekliyoruz. Hani elden bir şey gelmiyor. Sadece o günü beklemekle yapacak bir şeyimiz kalmıyor yani.